Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle pul sanatı yapacağız. Şimdi arkadaşlar, bugün pul sanatımızda resmimizi size göstereceğim. Arkasında resmimiz var. Resmimiz bir Yunus. Yunus'tan sonra tilki, bu kedi mi bilmiyorum ama tilki gibi. Tilki ya da şunu almayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, pul sanatımıza geçelim. Ben dün biraz yapmıştım. Burada da malzemelerim. İğnem, mavi pulum, beyaz pulum, yeşil pulum ve tekrardan iğnem var. Kalanları ben bir kutuya doldurdum. Hatta kutumu size göstereceğim. Kalan pullarımı buna koydum. Dün gece kapıdayken biraz karışmış. Arkadaşım da yapmıştı. Kapıdaydı. Kapıya gelmiştik annemlerle. Yere düştü, karıştı. Burada da bunları ayıracağım. Burada sarı, kırmızı, pembe ve turuncular arttı. Onları saklıyorum. Eğer öbürlerinde yetmezse, yeter de onlarda da artarsa bunlardan misina kullanarak bir bileklik yap, bir sürü bileklik yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, farkındayım, çok konuştum. Hadi başlayalım. Size de bahsettiğim gibi dün yaptım. Hatta şurada yapılışı var. Evet arkadaşlar, resmim bu şekilde. İçindekiler bölümü burada. Hatta açıklama kısmına içindekiler bölümünü de yazacağım. Hemen ayarlayayım burayı ve geleyim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videoma da like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlarım, önce mavi bölümlerini yapacağım. Size de şöyle göstereyim. Buralar mavi. Şuralarını düzenledim. Mavileri biraz yapacağım ve size göstereceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, başladım. Şimdi arkadaşlarım, şuradan bir adet iğne, bir adet de pulumuzu alıyoruz. Pulumuzu şu şekilde dikey olacak kısmını göstereyim. Dikey olacak kısmının içinden geçiriyoruz. Şu hali veriyoruz. Ve sonra mavi olan noktalardan birinin içine bastırıp iğnemizi itiyoruz. Bakın arkadaşlar, itiyorum ve parmağımın şurası acıyor arkadaşlar bunu iterken. Bazıları alttaki strafor dolayısıyla girmiyor. Tekrardan sokarsanız sizin için daha kâfi olur. O yüzden ben bu şekilde tekrardan sokmayı hep denemeyi size öneririm. Arkadaşlar, bu arada ben farklı farklı her pul sanatı aldığımda pul sanatı bölümümü pul sanatı olarak ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlarım, devam ediyorum. Evet arkadaşlar, popüler TV'mizi büyütmek çok istiyorum. Görüntülemelerimizi, like'larımızı büyütmek çok istiyorum arkadaşlarım. Arkadaşlar, size bir şey daha söyleyeceğim. Bu kanalı büyütüyorum. İstediğiniz bir video varsa alta yorum yazın. Yani yorumlara değil, mesela slime challenge. Ben o videoyu yapabilirsem eğer altına kalp bırakacağım. Anlayın ki bir gün slime challenge videosu gelecek demektir. Arkadaşlarım, şimdi o zaman ben biraz yapayım ve geleyim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi az önce size minik bir tanıtım yaptım, böyle yakın tanıtım. Hala mavilerle devam ediyorum. Mavilerin renk karışımları da çok güzel olmuş diyorsunuz diye düşünüyorum. Ben bugün bunun hepsini bitirmeyeceğim arkadaşlar, çünkü hepsini bitirmek çok istemiyorum. Bunu iki parça video olarak ayarlayacağım. Bir bugünün videosu, bir de yarının videosu olarak iki parça olacak. Şimdi arkadaşlar, hızlı saat 18.30'da biliyorsunuz ki hep video atıyordum. Artık 18.30'dan önce de sonra da atabiliyorum. Hepinize bunun için çok özür dileyeceğim. Her gün atabiliyorum. Ya her gün atamıyorum ama her bir gün dolayısıyla atabilirim. Yani mesela salı attım, perşembe atarım. Cumartesi atarım. Pazartesi atarım. O derece ayarlarım yani. Siz yeter ki video isteyin, değil mi? Kanalımız büyüsün, büyük bir aile olalım biz de dilerken. Yağmur Özkapak, Meryem Can, Orkun Işıkman, Delimine, Üç Kafalar grubundan ne alakamız yok. Bir arkadaşım gaçacı. Belki gaça videosu çeksem benim bir sürü abonem olur mu diye düşünüyorum ama gaça videoları bana göre değil arkadaşlarım ya. Biliyorsunuz ben gaçayı çok sevmiyorum. Tanıtım
videosunu da sevmiyorum arkadaşlar. Size bunu da söyleyeyim. Tanıtım videoları yani çok konuşma yolu alıyorlar. Çok konuşmayı da ben seviyorum ama yani sizin sevip sevmediğinizi bilmediğim için o yüzden bir şey diyemiyorum. Ben biraz daha bunu uzatayım. Yani biraz daha büyüteyim, geleyim. Arkadaşlar hem biraz sohbet etmek istiyorum sizle hem de bu şekilde videoyu daha iyi ve daha güzel bir etkinlik halinde yani güzelce yapmak istedim. Biliyorsunuz ki yunuslarla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Yunuslar genellikle gösterilerde kullanılan yani gösteri amaçlı, eğlence amaçlı yapılan güzel bir gösteriler oluşturmak istediğimiz zamanlar niye çok kullandığımı size söyleyeyim, unutuyorum bazen, onu açıklayayım. Yunuslar genellikle eğlendirici, güzel, iyi denizlerde çok yardımcı olan bize hayvanlardır. Diyeceksiniz ki denizlerde neden bize yardımcı olur? Size bunu benim balığım pullu anlattı. Çünkü geçen bir videoda hatırlıyorsunuz pullu ve kartal diye bir iki tane balığım olmuştu. Kartal biz sizlere ömür çünkü kartal öldü. Dün gece saat 3.30'da kartal öldü. Kartal öldü ve tırnağıma girdi. İğne göstereyim. Kartal öldü. Biz çok üzüldük. Bu arada arkadaşlar ailemin bir üyesi balık, bir üyesi de kedi olacak. Çünkü kedi gelecek artık arkadaşlar. Bu ay ya da bir dahaki ayımız ayda kedimiz olacak. Hatırlıyorsanız yunuslar niye denizde çok yardımcı olduğunu size benim balığım pullu anlatacaktı. O zaman gelin bir de pulludan dinleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi pullu olarak benim adım pullu, bildiğiniz gibi ben tatlı suları severim, tuzlu suları sevmem. Ama benim bu bilgiyle ilgili birkaç bilgim var. Şimdi yunuslar çok iyi hayvanlardır. Denizlerde bize çok yardımcı olur. Neden mi olur? Size hemen açıklayayım. Çünkü yunuslar denizleri çok sever. Yani denizleri sevdiği halde de gemilere su desen, ismini desen, o şey taşıdın. Hangi taşıdın pullu? Kayık. Kayık. Arkadaşlar kayık. Bir de yelkenli var değil mi pullu? Evet, yelkenli de var. Gemi, yelkenli, vapur, kayık. Her şey var sudeciğim. Şimdi mesela bize arkadaşlar yardım olduğunu düşünün. Düşündük değil mi arkadaşlarım? Evet, bir like'la bir de tik'le devam edelim. Düşünmüşüz pullucuğum. Düşündüyseniz arkadaşlar size kocaman bir kalp atıyorum. Attık. Şimdi. Ne şimdi? Ya su de ya, bir sus. Tamam sustum. Ya biz denizde mesela gemimiz batıyor. Yunuslar bize yardımcı olabilir. Ya güldürme beni. Güldürmüyorum Sude. Güldürüyorsun beni. Güldürmüyorum Sude. Tamam arkadaşlar, ben bununla ilgili videonun sonuna bir mobizenden kaydedeceğim. Videonun sonunda pullu mu doğru, ben mi doğruyum, bir bakacağız. O zaman hadi biz videomuza devam edelim. Değil mi pullucuğum? Evet arkadaşlar, videonuza siz devam edin. Evet arkadaşlar, pulludan da duyduk söyleyeceğiz şeyleri. Çok güzeldi pullu. Dediğim gibi mobizenden kaydedip videonun sonuna aktaracağım. 14 dakikalık bir video ayarlamaya çalışacağım. Hemen devam edelim. Arkadaşlar şimdi ben size çok konuşmak istemiyorum. Çünkü videomuz artık uzamaya başladı. O yüzden ben şu mavilik yerlerin birazını bitirip geleyim. Değil mi? Geleyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada küçük bir hata değil. Bazılarınız bunu hata olarak görebilir. Şöyle bir de böyle bir. Nasıl mı? Hadi bakayım size bunun büyük bir resmini anlatayım. Arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi burayı geçiyor. Burada da bir işaret var. Bu işareti ben de anlamadım. Bunu bilmiyorum. Hadi videomuza devam edelim.
Evet arkadaşlar, bu şekilde çok tatlı oldu. Burayı bitirdim şimdi. Şuraya başladım. Burayı da bitireceğim. Sonra da size Yunus'la alakalı bir videoyu göstereceğim. Arkadaşlar az önce yakım çekimi izlediniz. Gördüğüm gibi burada bir tane siyah buldu. Siyah bir pul bu. Bakar mısınız? Bir siyah bir pul. Buraya koydum. Yine lacivert bir pulla devam ediyorum. Her yer pul diyeceğim. Çünkü her yer pul oluyor yavaş yavaş. Çok pullar çünkü. Hemen devam ediyorum. Dediğim gibi 2 dakikalık bir Yunus'la gemi kurtarımı izleyeceğiz. Bakalım gerçekten böyle bir şey var mı yok mu? Size o da göstereceğim arkadaşlarım. Hemen Yunus'la alakalı 2 dakikalık videomuzu izledikten sonra bu videoyu böylece bitireceğiz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi devam edeyim. Son 1 dakikamız var. 1 dakika sonra buraya veda ediyoruz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlarım. Böyle bitirmek istemiyorum. Bir dahaki videomuz yine pul sanatı videomuzlardan ikisi. Pul sanatı video ikisinde görüşmek üzere arkadaşlarım diyeceğim. Son 40 saniye var. 40 saniye sizlerle güzel ve alışkanlık videosu gibi bir şey diyeyim. Bu pul sanatları çok güzel. Herkes almasını tavsiye ederim. 25-24 lira araları para ücreti. Yani çok ucuz bir para ücreti arkadaşlarım. Hadi devam ediyorum. Bugünü böyle bitireceğim. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar şu alanı da bitirdim artık. Şimdi size bir yakım çekimle bitiriyorum. Evet arkadaşlar, videoyu aniden başlattım. Gördüğünüz gibi kadın şu an gözlüğünü düşürdü. Yazıyor ki gözlüğüm suya düştü yazıyor. Bakalım ne olacak? İnanılmaz bir şey. Gözlüğümüz ona verdi. Size dediğim gibi yumuşlar çok yardımsever bir hayvan. Ve kadını görüyor. Ben bu videoyu izledim. Kadın iniyor ve Yunuslara sarılıp teşekkür ediyor. Hadi bunu da izleyelim. Ben de bu arada karpuz yiyorum arkadaşlarım. Allah herkese versin. Allah kimseye nimetlerinden sakındırmasın. Çok güzel. Aa, çok güzel. Bakın. Köpek balıkları neden yunuslardan korkuyor? Bir de size bunu izletmişler. Köpek balıklarının yunuslardan korktukları ve görür görmez kaçtıkları uzun zamandır bilinen bir gerçek. Özellikle köpek balıkları boz yunuslardan çok korkuyorlar. Peki ama böylesine sevimli ve eğlenceli yunuslardan denizlerin korkutucu yırtıcıları olan köpek balıkları neden korkuyor? Gelin birçoğunuzun aklını kurcalayan bu soru için videomuza geçelim. Arasında amansız bir mücadele var. Bu mücadelelerin en ateşlisi ise köpek balıklarıyla yunuslar arasında geçiyor. Eğer şu ana kadar bu konuda yapılmış film ve dizileri izlemişseniz, köpek balıklarının karşılarında yunusları gördüklerinden çoğu zaman caydıklarını bilirsiniz. Bunun nedeni yunusların köpek balıklarından daha güçlü ya da daha büyük olmaları değildir. Bu durumun nedeni yunusların çok akıllı canlılar olmasıdır. Evet, akıllı ve hisleri kuvvetli canlılar olan yunuslar doğru anda doğru tepkiler verirler. Bu da dünya genelinde birçok insanın köpek balığı saldırılarından yunuslar... Arkadaşlar bu videonun kanalının altta yazan bir kanal var. O kanaldan izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki bu videomuzda görüşmek üzere.